859. konu, Ebu Bekre'nin, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmanın, kalktığı bir zamana yetişmekten korkması, Abdulaziz bin Ebi Bekre şöyle anlatıyor, sahabe olan babam Ebu Bekre, Beni Udane kabilesinden bir kadınla evlenmişti, daha sonra bu kadın öldü, kadının kardeşleri babamın cenaze namazını kılmasına engel olmak istediler, bunun üzerine babam, "Niçin böyle yapıyorsunuz? Biliyorsunuz ki ben onun cenaze namazını kılmaya herkesten daha layığım." dedi. Onlar da, "Allah Resulü'nün arkadaşı doğru söyledi." diyerek onun cenaze namazını kılmasına müsaade ettiler. Ancak cenazeyi kabre indirmek istediğinde babamı sert bir şekilde ittiler. Yere düşen babam bayıldı. Onu eve baygın olarak getirdiler. O gün babamın kız ve erkek toplam 20 çocuğu olup en küçükleri de bendim. Hepimiz onun başına toplanarak ağlaşmaya başladık. Biraz sonra ayılan babam Ebu Bekre kendisi için ağlaşmakta olduğumuzu görünce, sakın benim için böyle bağırarak ağlamayınız. Allah'a yemin ederim ki çıkan hiçbir nefis, can, yoktur ki benim yanımda Ebu Bekre'nin nefsinden, canından, daha sevimli olmasın, dedi. Onun bu sözleri üzerine korktuk ve hep birden bağırarak, ey babamız, niçin böyle diyorsun, dedik. O da şunları söyledi, ben iyiliği emredip kötülükten men etmeye gücümün yetmeyeceği bir zamana ulaşmaktan korkuyorum çünkü böyle bir günde yaşamakta hayır yoktur.